söylemek istediğini belirtti. Konut finansmanı konusunda üç ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Birinci paketle ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Erdoğan, ikinci paketinde birinci ve ikinci el konutları kapsadığını söyledi. Ancak bu paketten yararlanmanın bir şartı var. Konut değerinin en az yarısının 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması gerekiyor. Ancak o zaman 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0.89 faizi konut kredisi kullanılabilecek. Bu paketteki amaç, döviz ve altın varlıklarının TL'ye dönüşümünün teşvik edilmesi. Erdoğan, 3. paketinde inşaat sektörüne yönelik olduğunu söyledi. Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde kırkı tamamlanmış ve asgari yüzde ellisi satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan düşük gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olması için de TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacaklarını belirtti. Erdoğan'ın açıkladığı bir diğer proje ise yerli ve milli pasaport. Ağustos ayı itibariyle vatandaşlara yeni pasaportların verileceğini ifade etti. Mehmet Teskin daha çok yerli ve milli pasaportu <laughs> müjde olarak e, evet. aldığını, onun önü, üzerinde durduğunu biliyoruz söylemişti. Ama biz konut meselesini konuşuyoruz. Ama konutta nasıl müjde alıyorsunuz ki? Hesabını yaptı diyor ki ayda 24 bin lira. Değil mi ödeyecek? Tabii. E nasıl ödeyecek? Nasıl? aşağı ev yok dedi. Yok. O yüzden yok. ben pasaporttaki müjdeyi <gülüyor> <gülüyor> Bana müjde Yerli ve milli pasaportum olacak. Ev alacak halim yok. Şimdi soru şu ilk sorum. O kadar çok sosyal medyada ilk gelen tepkilere işte muhalefetten ve ekonomistlerden baktığımda karşıma beton beton kelimesi çıktı ki bu gerçekten vatandaşın konut krizine sıkıntısına çare bulmak için ortaya atılan paketler mi projeler mi yoksa inşaat sektörüne fayda sağlamak için inşaat sektörünü önceleyerek yapılan bir şey mi? Vatandaşın şimdi alternatifi ortaya koyalım ki en azından ne olduğunu daha iyi anlayabiliriz belki. Vatandaşın konut krizine çare olmak istese bu işin iki bakış açısı var. Bir kiracı ev sahibi yapmak, iki kiraları düşürmek. Sonuç itibariyle vatandaş deyince, halk kesimleri deyince benim anladığım 3-4 tane veya daha fazla evi olan insanlar değil, daha dar gelirli evet. kira sorunu yaşayan insanlar. Kiraları aşağı çekmenin birkaç tane yolu var. Bunlardan bir tanesi taban fiyat uygulaması yapılabilir belli bölgelerde. İkincisi o bir belki problem yaratabilir, denetimde zorlaştırabilir evet, ama yani. en son Türk konfet şeyinin Konuk önerisi olmuş. bu Bizim, olduğu evet. için söylüyorum. İkincisi e, TOKİ ev yapıyor ama ev yaptıktan sonra satıyor. Evet TOKİ'nin yaptığı evler konut piyasasını regüle ediyor. TOKİ ev kiralaya da bilir. Yani hmm. siz örneğin kiranın kiraların raiç kira bedelinin böyle 5000 bin, bin olduğu bir yerde... TOKİ aracılığıyla 1000 liraya ev kiralarsanız diğer kiralar, diğer ev sahipleri de kiraları aşağı çekmek durumunda kalacaktır. Bir böyle bir problem var. Başkaca yollar da denebilir. Ev fiyatlarını aşağı çekecek yollar da var. Birincisi konut kredili, daha doğrusu kredi faizlerini, mevduat faizlerini yukarı çıkartırsanız konut, kredi, konut fiyatları aşağı düşer. Mesela emlak vergisini artan oranla hale getirebilirsiniz. Hmm. Dördüncü, beşinci, altıncı evi olanlar daha yüksek oranlı emlak vergisi öder. Böylece ev sahibi olmak daha maliyetli bir işe dönüşür. Bunlar elden çıkar arzı arttırırsınız. Çünkü aynı anda yüzlerce konuta sahip insanlar var. Konut çünkü artık bir yatırım aracı oldu. Tabii. Başka ne yapabilirsiniz? Örneğin 3. dördüncü ev sahibi olanlara konut kredisi vermezsiniz. Böylece o piyasaya milyon tane yolu var. Asla yapmamanız gereken şey Faizleri indirip piyasaya konut kredisi dağıtmaktır. Bunu yapıyor Erdoğan. Nelere yol açacak? Nelere yol açacak? Çünkü şu anda... Peki niye yapıyor? Niye yapıyor? Çok açık. Bir, bir ben... siyasi bir hesap var bunun Tabii altında. Tabii çok, Çok açık. Yani bir bir yandan bunu müjde diye pazarlayabildiği bir iktidar masını var. Hı hı. Bu hikayeyi müjde diye pazarlayabildiği. Ama bir dakika. Müjde diye pazarladı bana. Değil mi? Ben de ana ne kadar güzel dedim. Açtım. Okudum gazetede müjde. Gittim bankaya. Dedim ki ben konut alacağım. Edecek. Ayda 20 bin lira ödedim ben 20 bin lira kazanmıyorum ki nasıl ödeyeceğim? Nasıl bana müjde olacak? Bir, bu bir rejim yaratıyor. Konut kredileri 10 yıllık, 15 yıllık krediler. Yani uzun vadeli krediler. Tamam. Bu uzun vadeli krediler 2000'li yıllarda yaygınlaştı. Beraberinde çalışma rejiminde de e, sömürünün arttığını gördük. Çünkü ben şimdi küçük bir ölçekli bir firmada çalışıyorum. Firma bana 6 bin lira, 7 bin lira veya e, 10 bin lira... Sen para nasıl veriyor. bu bana konu Bana 10 bin liralık, 10 Yıl vadeli bir krediye girdiğim zaman patron diyor ki o iyi diyor bunun diyor kaçacak yeri yok artık <laughs> çünkü 10 yıl vadeli Dağılıklı. borcun altına girmiş tamam. bu saatten sonra ben ne istesem yapıyor bir böyle bir rejim yaratıyorsunuz borçlukla ikincisi bu kadar e, para dağıttığınız zaman siz piyasaya o paranın varacağı adres olan konutun fiyatını arttırıyorsunuz konut sahiplerinin servetini değerlendiriyorsunuz bu bir ekstra evet. şey oluyor. İki, sonuç itibariyle üçüncüsü kiracıyı da ev sahibi yapmıyorsunuz bu uygulamayla. Ya yani şimdi şey mümkün mü? Ya da kaç kişi yapabileceksiniz? İşte o zaman da bu, e, 25 bin, bu bin lira... E. Cazipmiş gibi dursa bile... Sonunda cazip olmuyor çünkü ev fiyatları öyle bir yükseldi ki evet. değil mi? Bir 25 bin lira e, taksit ödeyebilmesi için ev taksidi bir insanın aylık ne kadar kazancının yani olması gerekiyor? En azından 40-45 bin lira olması en az. lazım ki gelirinin en az. aylık 25 bin lirada taksit ödeyebilsin yani. Ya da benim yaptığım en azından aklıma Mesela. gelen hesap o yani. Yani hele i̇şte kurdaklı bir ailese yani. aile ise daha da yükselir. Şimdi bir de dediğin gibi yani ev almayı düşünen, ev almak isten, şunu söylüyorduk. Evet artık ev almak hayal çünkü ev fiyatları çok arttı. Ama bir o kadar bundan daha fazla daha doğrusu bir o kadar değil bir kiracıların yaşadığı problem var. Milyonlarca insan hayatı boyunca belki hiç ev sahibi olamayacak. Evet. Hayatı boyunca kirada oturacak. Şimdi adamın oturduğu evin kirası 3, 5, 8, 10 derken almış başını gidiyor. Nasıl çare olacak şimdi bu? Şeyi konuşuyoruz bu ar sonra. bu aralar geleceği işim konuşmayı seviyoruz gelecek endişelerimizi sığınmacılar üzerinden Hı. şey yaptık artık geleceği konuş. Özellikle orta sınıflar geleceği Hı. konuşmayı seviyorlar. E bu geleceği bir de konut fiyatları üzerinden konuşalım. Şimdi sen diyorsun ki kimse ev sahibi olamıyor. Herkes için ev almak artık bir hayal oldu. İyi de bu iş böyle giderse bugün karar gazetesinin manşetinde göstermiş 2013 yılında kiracı oranı %21 21. 2022 yılında kiracı oranı %27. Sert şekilde kiracı oranı artıyor. Çünkü evler küçük bir azının elinde toplanmaya başlıyor. Evet. Bir süre sonra şöyle olacak. Memleketin %90'ı %10'a kira ödeyecek sürekli. Bu gelir dağılımının düzenli olarak bozulması anlamına geliyor. Hı. E bir de üzerine emeklilik rejimini ekleyin buraya. Emeklilik rejimi şu yüzden söylüyorum. 65 yaşında emekli oluyorsunuz ve emekli olduktan sonra elinize geçen para bir evin kirasını ödeyebileceğiniz bir para bile değil. Yani 2500 lira şu an şu ortamda 2500 lira emekli aylığı var. Şimdi biz emekliler sosyal medyayı kullanamıyor, basınla medyayla temasları yok. O yüzden emeklilerin mümkün olduğunca gündeme taşımaya çalışıyoruz ama yeterli olamıyoruz. Gerçekten bir sosyal kriz yaşanıyor. Şimdi siz böyle bir politikayla, ev fiyatlarını arttırdınız, kiraları arttırdınız böyle bir politikayla 20 yıl sonra ne yapacaksınız? Söyleyeyim ne yapacağınızı. Huzur evleri yapmak zorunda kalacaksınız. Çünkü bu İnsan, emeklilik yani. rejiminde evet. hiç, ve başka türlü. Başka şey tür ya sokağa atacaksınız insanları. Hı -hı. 65 70 yaşında insanları sokağa atacaksınız. Hı -hı. Çünkü o kira ödeyemeyecekler bu insanlar. Ya bu insanlar çalışırken ölmek zorunda ölecekler. Gidecekler mesela şeyde olduğu gibi Amerika'da olduğu gibi böyle fast food zincirlerinde 70 Hı -hı. 75 yaşında insanlar görmeye başlayacağız. Hı -hı. Ya da dilenciliğe başlayacaklar insanlar. Ya da huzurevi yapacaksınız. Oralara koyacaksınız? Nasıl barınacak emekliler bu halde? Yani evet. geleceği geleceğe ilişkin konuştuğunuz zaman evet. tablo daha da karamsarlaşıyor. Evet. Ee, bu pakete ilişkin başka bir de şey var. Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yönelik asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış projelerin tamamlanması için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık diyor. Yani müteahhitlere projelerin Bu da galiba maliyetler yükseldi değil, değil mi? Evet. Millet yapamıyor evini. Çimento attı, demir attı, o attı, bu attı. Onlara Kırdı yani yine de hep diyorlar ya AKP Müteahhitler Partisi diye. Müteahhitler Partisi olduğunu. Gerçekten öyle. Evet. Bu bu pakette gösterdi şimdi. Bu hakikaten dar gelirli. Hele bu ekonomik sıkıntı çekerken insanlar enflasyonla uğraşıyor. Biraz önce haberde verdiğin Venezuela bile aman Türkiye gibi olmayalım derken. Sen diyorsun ki kardeşim sanki herkeste çok para varmış gibi müjdeler olsun. Size 0.99 aylık faize konut veriyorum. Şey,